Sayın basın mensupları, değerli konut işçileri kardeşlerim, hoş geldiniz. Konut işçileri sendikamızın sizlerin sorunlarını çözümü için her zaman yanınızdadır. Sendikamız sizlere yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukların üzerine giderek birebir görüşüp sorunlarımızın çözümü için sizlerin desteğinizle gerekli mücadeleyi vermektedir. Günün neredeyse 24 saati çalışmalarını sürdürmekte olan konut işçileri kardeşlerimizden bina sakinleri tarafından hakarete uğrayıp darp edilenler dahi olmaktadır. Geçmişte İstanbul'da Maltepe'de bir bayan üyemiz apartman yöneticisi tarafından elektriği, suyu kesilip darp edilmiştir. Bunun üzerine sendikamız tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu yönetici bey ceza almıştır. Yine Silivri'de bir üyemiz apartman sakini tarafından hakarete uğramıştır. Yapmış olduğumuz suç duyurusu sonucu bu hanımefendi de ceza almıştır. Daha bir ay önce bir üyemiz Fatih'te bina sakini olan üç kardeş tarafından dövülüp darp edilmiştir. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığı tarafından suç duyurusunda yapılmıştır ve konu takip edilmekteyiz. Bütün bu yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların kınıyoruz ve bunların peşini bırakmayacağız. Üyelerimizin insan gözüyle bakmayanların hesabını mutlaka yasal yollardan soracağız. Konut işçi kardeşlerimiz her yıl belirlenen asgari ücret ile çalışmaktadırlar. Verilen ücret ile bu insanlar evlerine kuru ekmek dahi alamamaktadır. Halkın zorunlu ihtiyaçlarına her gün zam yapılırken emekçinin ücretine gelince para yok diyorlar. 2018 için yeni asgari ücret gündemde ve komisyonda ilk toplantılar yapmakta, yine komik bir ücretle bizi kandırmaya çalışmaktalar. Biz insanca geçinmek için bu yıl asgari ücretin 3000 TL olmasını talep ediyoruz. Nasıl vereceğiz, nereden bulacağız derseniz çalmayın, çaldırtmayın, rezalara, zaraplara çaldırıp kaçırtmazsanız 3000 de bu ülkenin emekçisine verilir, 5000 de. Türk İş Sendikası'na da çağrımız. Eğer gerçekten işçi emekçiyi temsil ediyorsanız insanca yaşayabilecek bir ücret verilmediği sürece bu komisyonda olmayın. Yoksa işçiye ihanet etmiş olursunuz. Ne yazıktır ki AKP hükümeti sendikal hakları ortadan kaldırmak istiyor. Kıdem tazminatımızı elimizden almak istiyor. Emeğimizden, alın terimizden elini çekin. Sendikal hakkımız engellenemez. Kıdem tazminatımıza el atanın elini kırarız. Bütün işçi kardeşlerimize çağrımız, hangi iş kolunda çalışırsa çalışsınlar mutlaka sendikalaşmalıdırlar. Yoksa bu tür haksızlıkların önü arkası kesilmeyecek. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. İşte kendisi anlatacaktır. Darp edilmiştir arkadaşımız. Ve konuyu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Şu anda takip aşamasında. İşte arkadaşımız eşiyle buradalar. Mustafa kardeşimiz burada kendisine neler yaşadığını, bir kapıcı kaç senedir çalışıyor, ne şartlar altında çalıştığını, bir arkadaşımız burada. Yine burada bu Osman arkadaşımız var, Alican arkadaşımız var, sorabilirsiniz. Ama mağdur olan arkadaşımıza bir sorun. Başka arkadaşlarımız da vardı ama gelemediler bugün buraya. Yani bazı arkadaşlarımız, bu iş kolunda çalışan arkadaşlarımız gelemiyorlar. Ne yazık ki böyle sıkıntıları... Peki başkanım, sözleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz sizlere de.
Konuyla alakalı mağduriyetinizi biz ekranları başındaki insanlara anlatırsanız. 2003 Mart yılında oturduğumuz apartmana taşındık. Ve taşınmadan önce oturduğumuz yer bir ev değildi, daire değildi. Kazan dairesi geçiyordu. Kazan dairesine 2003'te biz 1500 TL para harcadık, ev haline getirdik. Masraf yaptık. Sonra biz bu apartmanın faturalarını kendim ödüyorum ayrıca. Maaş vermiyorlar, kira karşılığı diye. Sen yapmazsan başka yapan buluruz diyorlar. Mecbur kaldık, başladık. Sigortam yapmıyor diye ben gittim başka yerde başladım sigorta. Yani ikinci bir apartmana bakarak dışarıdan. Oranın da hizmetini yapıyoruz tabii. Merdivenini eşim siliyor, ben çöplerini atıyorum. Servis yok dendi taşındığımızda. Sonra bu yönetim değişti birkaç tane tabii. En son ki şu anki yöneticiler biz işte Mardinliyiz. Yani mahallede birkaç kişiyle kavga ettiler. 3-5 kişiyle tartıştılar. Mahalle bunlardan yıldı yani korktu. Hiçbir kimse ne ayırmaya geliyor kavga edildiğinde. Beni darp ettiler. Özel işlerini yaptırmak istedi. Binanın cephesini, çatısını bilmem nesini özel iş, binanın işlerini de yaptırıyor bana. Ustayı çağıralım diyorum, sen yapacaksın diye bana emir veriyor. Bir defa da yapar mısın kelimesi yok. Şunu yap, bunu yap böyle bağırarak emirler veriyor. Ve özel eşyasını taşıttırıyor, yükünü taşıttırıyor. Elinde en son gider olayında poşetlerle alışverişten gelmişti. Bana yüklerimi çıkartacaksın dedi. Ben de şu an çıkartamam, işim var dedim. Çıkartmıyorsun diye benim bahçe kapısına doğru yürüyünce peşimden koştu, yumruğunu salladı. Geldi ve beni boğazımdan sıkaraktan başımı betona vurdu. Ben başım kanadı tabii, herkes bakıyor, komşular, hiçbir kimse gelip ayırmıyor. Ne şimdi hiçbir kimse de şahitlik de yapmıyorlar korkularından. Ben de gittim savcılığa, suç duyurusunda bulundum. Benim can güvenliğim yoktu. Çünkü beni diyorlar ki bu daireden çıkmazsan leşini sereceğiz bugün yarına kadar diyorlar. Yarına kadar bu daireyi boşalttım boşaltmadım leşini sereriz diyorlar. Ve 3 tane çocuğum var benim. Çocuklarım da tehdit ediyor. 10 yaşındaki çocuğum var. 9 yaşında hatta. Yani korktu, hüngür hüngür ağladı. Psikolojisi bozuldu. Böyle üzerimize yürüp kavgayı gördü. Çocuğun önünde olan bir kavga çünkü. Bu şekilde ben de gittim hastaneye. Başım yarılınca bu kan hala izi duruyor. 15 gün geçti neredeyse. 20 gün olacak. Daha yeni iyi olmaya başladı. Hastaneye gittiğimde kardeşlerinin birisi geldi. İşte şikayetçi olma falan diye. Ben de dedim olacağım yani bu artık yeter, burama kadar geldi. Yıllardır sabrediyorum dedim. Köle gibi kullanıyorsunuz bizi dedim. Ondan sonra gitti o. Bu sefer de şikayetini geri almıyor diye plan yapmışlar. Arabalarını iftira attılar. Akşam çöp atmaya çıktığımda yolumu kestiler. Sen dedi arabamızı mutlaka sen yapmışsındır. Motor bozuldu kilitledi işte. 5000 lira motor masrafı var. Hortumları kesilmiş diyor. Tamirci bunu bilerek yapılmış diyor diye. Bu aracı iftira attı bana. Sonra 3 kardeş toplandılar. Yine üzerime yürüdüler. 3'ü dövmeye çalıştılar. Evde misafirlerim vardı benim. Misafirler ayırdılar. Yani o misafirler de olmasa beni dövüyorlar. Ondan sonra leşik içireceğiz diye tehdit ettiler. Peki konuyu buraya getiren aşamalar neydi? Yani siz bir kapıcı görevlisiniz. Evet. Türkiye'de sizin gibi mağdur olan birçok kapıcı görevlisi var. Peki önceden neydi bu kapıcılık da şimdi bu hale neden böyle oldu? Yani sebepleri neler? Yani ücret vermemek için midir bilmiyorum. Hiç kimse kapıcı durgutmak istemiyor. Dışarıdan sildiriyoruz biz merdivenimizi. Temizliğimizi dışarıdan yaptırıyoruz diye. Kimse şu an kapıcı yaptırmak istemiyor. Peki doğalgazların hani bu kömür sobalarından geçişin bir etkisi oldu mu? Hani doğalgaz kombi geldi, işte kolaylıklar geldi. İşte kapıcı görevlisine pek fazla bir yük düşmüyor gibilerinden öyle bir belki, hani üzerlerine siz ekstra bir külfet olarak mı görüyor sizi bina sakinleri veya bina yöneticileri öyle söyleyeyim. Belki yani. Başkalarına göre olabilir ama bizim oturduğumuzda hiç yoktu böyle kazan dairesi. Kazan dairesi iptal olmuştu. Yani kazan kalorifer yakıtı iptal olmuştu. Herkeste kombi vardı, bizim 2003'te taşındık oraya. Onunla ilgisi yok, var mı yok mu bilmiyorum. Tabii başka apartmanlar için olabilir ama biz kazan dairesinde hiçbir kalorifer yakmadık. Ama başka apartmanlar için geçerlidir. Bizim konuştuğumuzda servis de yoktu. Ya binada sadece görevimiz merdiveni silip çöp atmak. Ama servis de yok denmişti ama bunlar yönetim değiştikçe ve özel işlerini bile yaptırmaya kalktılar. Eşyalarını taşıttırıyorlar, yükünü taşıttırıyorlar.
Yeter ki diyoruz, kira vermeden oturuyoruz diye sabrediyoruz. Ama bizi köle gibi kullanıyorlar yıllardır. Biz de mecburuz, çoluk çocuğumuz var, kira vermiyoruz diye kabulleniyoruz her şeyi. Ben tazminat konusundan sıkıntım var biraz. Tazminatımı tam vermek istemiyorlar. O da sendikamıza başvurdum. Zaten üyeyim ben buraya. Sendikamız bize yardımcı olmaya çalışıyor her konuda. Benim bu konuda sendikaya üye olduğum için sendika başkanımızla görüştüm bu durumu. Sendika başkanımız sağ olsun yardımcı oldu. Gereken haklarını dedi, aramak gerekiyor dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dilekçe yazdık. Bekliyoruz sonucunu. Sağ olsun. Yani sendikamız da bu konularda bizi destekliyor. Çoğu arkadaşımızın kabıcı dairesi rutubet oluyor, nem oluyor, hava almıyor. Bunlara bir düzen getirmesini ben yönetimden rica ediyorum. Yani hükümetimizden rica ediyorum. Kabıcı daireleri hiç olmazsa normal bir daire statüsünde olması lazım bence. İçlerinde öyle kullanan da var. Yani hor gören de var. Hor görmeyenler de var da onlar nadir. İşimiz yani şimdi bu kapıcı yani 3. sınıf, 4. sınıf insan. İşte biz bunları işte her türlü işlerimizde kullanalım diye düşünenler de var tabii ki. Arkadaş da anlattı. Bir defa kapıcı konutları insan yaşayacak yer değildir. Yani 3194 sayılı imar kanunu var. Bu imar kanununda biz incelediğimiz zaman kapıcı konutu diyor 40 metrekareden olacak diye. Böyle bir durum var. İşte güneş hava alacak nitelikte olması gerekir. Fakat çoğu arkadaşlar bodrumlarda güneş görmeyen, hava görmeyen yerlerde yaşam mücadelesini vermektedir. Bununla ilgili çok başvurularımız oldu, şeylerimiz oldu hükümetlere. Ama bu konuda bir şey yapılmadı. Yani 1993 tarihinde kuruldu bu sendika. 1994'te bir konut yapmış olduğumuz çalışmalar üzerine bir konut çıkarıldı. O zaman koalisyon hükümeti vardı. Koalisyon hükümeti zor zor bir yönetmenlik çıkarttı işte. Çalışma saatleri 7,5 saat, haftada 45 saat gibi bir şey yapıldı ama yine buna uyulmuyor. Bir insana 24 saat çalışıyor. Bir de işi olan olmayan birçok işler yaptırılıyor. Yapmadığın zaman ya dayak yiyor, ya hakarete uğruyor, ya işten atılıyor. Her gün bize bir 5-10 arkadaşımız geliyor. Türkiye'de büyük bir birikime sahiptir. Yani bizim hükümetten 15 gün içinde kaymakam kararı, polis zoruyla bu insanlar sokağa atılıyor. İşte 2814 sayılı yasanın ikinci maddesi. Bu yasa kaymakamlıklara verilmiştir. Kaymakamlık kararı ile 15 gün içinde kapıcı konutu işte ben senin kaşına gözüne beğenmedim kardeşim. Senin işine son veriyorum. Çıkmazsa 15 gün içinde polis zoruyla sokağa atılıyor. Biz burada hükümetlerimize çağrımız. Yani burada boş şeylerle, boş laflarla uğraşacağını, burada mağdur olan işte biz şunu yaptık, şöyle atladık, şöyle zıpladık, şunu yaptık diyecekler mi? Mağdur olan 1,5 milyon insan var. Yani bu insanlara bir sahip çıksın da bir sorunlarını çözsünler, bir görelim bakalım. Ya mağdur olan işte en tabanda ezilen insanlardır. Bir görelim bakalım. Burada yapmış olduğumuz başvurularımıza bir cevap verilmiyor. Belediyeler bu konuda oturmuş olduğu dairelere belediyeler ruhsat mesela veriyor rahatlıkla. Otur ya, burada yönetmenlik var. İmar kanununda açıklanmıştır. Peki siz buna niye bütün belediyeler buna göz yumuyor? Kapıcı oradan buradan çalıyorlar. İşte kapıcıya böyle ufak bir yere, güneş görmeyen yerlerde yaşam mücadelesini veriyorlar. Bunlarla ilgili bir düzenleme getirsinler. Yani bunlar lafla şeyle olmuyor. Bunlar hey huy demeyle bu iş olmuyor. Kapıcılar 1970'te iş kanunu kapsamına alınmış. 1475 sayılı iş kanunu kapsamına alınmış. 71'de SGK kapsamına alınmıştır. Yapmış işte o 94'te de yine o çalışmalar
hafta tatilleri, bayramlar, onlar genel tatiller ödenmiyordu doğru dürüst. Biz de onu yapmış olduğumuz şeyi biraz daha bir şey yapıldı. Bir nebze de olsa onlar işte yasal şeye getirildi. Yani sonuçta bir meslektir yani kapıcı şeydir yani konut işçileri olarak biz konut işçileri diyoruz. Kapıcılar sürekli bu şekilde yani mağdur ediliyor. Çocukları devlet okullarında çocukları en arka sıralarda oturur. Biz bunlarla mücadele etmişizdir. Yani öğretmenleri, müdürleri şikayet etmişiz. Hangi birini anlatsak? Yani burada kapıcı çocuğu en arka sıralarda oturtulmuştur. Ben bunların birebir bizzat kendim mücadele etmişim. Kaç tane öğretmeni, kaç tane müdürü Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etmişim. Bunların biz yani insan işine geldiği zaman bu insanları her yerde kullanıyorlar. Yani her şeyini yaptırıyor. Doğalgazını, elektrikleri, faturaları yatır. Onu hep görevi olan ya da olmayan. Her şeyi yaptırıyor. Ama işine gelmediği zaman da sen kapıcısın kardeşim. Sen ne anlarsın? Gibi bu konuda intihar eden bir çocuğa işte sen kapıcı çocuğusun ne anlarsın? İntihar eden bir çocuk dahi oldu 90'larda falan. Bu da basında vardı. Baktığın zaman arşivlerde çıkar. Yani bu konularla ilgili biz sürekli mücadele ediyor. İnsan olarak bir defa insan olarak görülmüyor. Yani adam mesela işçilikten gelmiş, başka bir iş kolunda çalışmış. Metal iş kolu ya da gıda iş kolunda çalışmış. Bir apartmanda bir daire almış. Ama diyor ki sen kapıcısın diyor. Ben diyor başka iş kolunda çalıştım. Yani bu şekilde sanki bu meslek çok yani şey bir aslında bu onurlu, şerefli bu insanlar. Adam mesela gidiyor, bir yerlere gidiyor, yazlığına gidiyor, süs köpekleri vardır. Onu bırakıyor o arkadaşımıza, arkadaşımız bakıyor ona, birçok şeyleri yaptırıyor, birçok görevlerini, işlerini, anahtarını teslim ediyor. Yani bu insanları ama maalesef işine gelmediği zaman da bu insanları insan olarak görmüyor yani. Bir defa insan olarak görmüyor. Yani biz bunlarla zaten mücadele ediyoruz yani. Bize elektriğini demin bahsettim. Maltepe'de bir bayan üyemiz darp edildi, elektriği suyu kesildi. Bir emekli astsubay bunu yaptı. Ve biz oraya gittik işte elektriğin suyunu açmak için bana silah çekti. O da basına falan intikal etti olay. Bunlarla ya bir tür şeylerle de sadece ücret değil yani. Biz de size teşekkür ediyoruz. Buraya gelen arkadaşlarımıza destek veren. Arkadaşlarımıza bu sesimizi inşallah duyarlar da i̇nşallah. En azından bir iyileştirme oturmuş olduğu kapıcı konutları insan zaten doğalgazın gelmesinden dolayı da bu kapıcı olayı da azaldı. Şimdi birçok yerlerde artık kapıcı da çalıştırmıyorlar. Yapılan yerlerde de yine aynı şekilde yani yasaya uygun olarak yapılmıyor. Yani mağaraları andıran yerler kapıcının oturduğu yer, mağaraları andıran yerlerde yaşam mücadelesini veriyorlar arkadaşlarımız. Oysa ki az önce de belirttiğiniz gibi evet. Yani normal belediye kanunlarında evet, anladığım evet. Kadarıyla tabii. Başkanım, 40 metrekarelik evet. Üç demilatlardan bahsettiniz. Evet, evet. Güneş alacak işte güneş penceresi alacak. Olacak ama yok yani gittiğin zaman bu Şişli civarında, Beşiktaş civarında gittiğin zaman o ışıkla oturuyoruz yani böyle şeysi yok yani penceresi yok yani arkadaş Nişantaşı'nda oturuyor. Aynı öyledir yerleri. Birçok arkadaşların çok yerleridir. Yani bir günde onları gezersek zaten beraber o zaman daha iyi olur. En azından onları da görmüş olurlar yani. Peki yani. Sevgili başkanım son olarak ekranları başına izleyenlere söylemek istedikleriniz var mı? Ben teşekkür ediyorum. Ekranlar başında bir defa apartmanda oturan insanlar, daire sakinleri insan gibi davransınlar. Bu insanları aşağılamasınlar. Bu insanlara bu şekilde hakaret etmesinler. Yani ederlerse bundan sonra ne yapalım yani? Bizden bir sopalı insan mı tutalım herkesin başına? Yani böyle mi istiyorlar yani? Bizde mi şey yapalım, herkese bir sopalı mı gezelim yani? Bunu mu istiyor bu insanlar? Yani kalkıyorsun, adamı tokatlıyorsun ya. Belki evinde çocuğunu tokatlamıyorsun, bu insanı tokatlıyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olmaz. Biz bunun peşini bırakmayacağız bu tür insanların. O beyefendiler, o hanımefendi benim üyeme hakaret etti. Silivri'de işte ben bunu duydum ve gidip tanıklık yaptım. O hanımefendi nasıl ceza aldıysa, o beyefendi nasıl ceza aldı, bunlar da bu da onlardan birisi olacaktır. Bu tür şeylerin peşini bırakmayacağız. Arkadaşlardan ricamız
Yani örgütlensinler, sadece başına bir olay geldiği zaman değil, her zaman gelip sendika çatısı altında örgütlensinler ki biz de onlara daha iyi hizmet verelim. Yani burada hükümete çağrımız bu üç kolunda çalışan insanlara da bir baksınlar, bir dönüp baksınlar yani. Başka şeylerle uğraşacağını, biraz da emekçinin sesini duysunlar yani. En tabanda ezilen bu iş koludur. Bu iş koluna bir el uzatsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz, Başbakan'a da sesleniyoruz. Bütün milletvekillere, işte bahsettiğimiz yasa, 15 gün içinde kaymakam kararı, bu yasaya bir süre konsun, gittik, görüştük. Çalışma Bakanı'yla, Sayın Faruk Çelik'le görüştüm. Öncekilerine, hepsinden hangi hükümet gelmişse bu konularda gidip görüşmüşüzdür. Yani talebimiz sunmuştur. Bakarız, ederiz ama rafa kalkıyor bizim sorunumuz. Başka kendi işlerine bakıyorlar yani. Onun için arkadaşlardan ricamız, ona göre yani biz de bundan sonra ona göre uyumuz kullanacağız yani. Ona göre bize kim el uzatıyorsa ona şey yapacağız yani. Burada 1,5 milyon insan var. Bu insanlar ailelerine baktığın zaman bu büyük bir birikime sahiptir. Bunun sesini, bu sese kulak verilmiyorsa biz de ona göre işimize bakacağız yani. Gereğini yapacağız. Bahsetmiş olduğunuz rakamlar Türkiye genel için söyleniyor. Tabii. Türkiye genel. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlara da, buraya gelen basından gelen arkadaşlarımıza da.